Yine mi batık derdi, yine mi kararmalar, yine mi ağda derdi, epilasyonumuz yarım kaldı, bronzlaştık derdi dedim. En iyisi sen bunu uygulamalı bir şekilde kendinde göster ki insanların kafasındaki soru işaretlerini bir nebze de olsa silelim dedim. Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben güzellik uzmanı Sibel Kırbaş. Biliyorsunuz bir önceki videolarımda epilasyonla ilgili size bilgi vermiştim. Sonra dedim ki Sibel, insanların kafası çok karıştı. Yaz geliyor, tatile gidecekler. Yine mi batık derdi, yine mi kararmalar, yine mi ağda derdi, epilasyonumuz yarım kaldı, bronzlaştık derdi dedim. En iyisi sen bunu uygulamalı bir şekilde kendinde göster ki insanların kafasındaki soru işaretlerini bir nebze de olsa silelim dedim. O yüzden cihazın yanına oturdum. Hatta biraz sonra kendi koluma bir uygulama yapacağım arkadaşlar. Size de göstereceğim. Biliyorsunuz epilasyonda birden fazla seçenek var. Bir önceki videomda tekrar anlatmıştım. Daha sonraki videolarımda diğer seçeneklerin de videosunu çekeceğim. İğneli epilasyondur, Alexandrite'dir, Q-switch endiyaktır, diyottur. Bunlarla ilgili size çok daha detaylı ve kapsamlı bilgi vereceğim. Şu an size hibrit diyot grubundan bir cihazla sesleniyorum. Halka sesleniyorum. Epilasyonda yeni teknoloji ve yeni sürümler var. Bunlardan en yeni sürümlerden biri olan diyot epilasyonlar. Diyotların diğerlerine göre farkı dediğim gibi tamamen yaz kış uygulanabilir özellikte olması. O yüzden size de detaylı bir şekilde cihazı göstermek istedim. Çünkü çevrede çok fazla bu konuyla ilgili yalan yanlış bilgiler dolanıyor. Herkes kendi cihazını farklı bir markaymış gibi yansıtıyor. Diyotları en belirgin kılan özelliklerinden bir tanesi başlıklarıdır arkadaşlar. Başlıkları şöyle minicik, kare ve bar sistemine sahiptir. Bar sistemleri bunların dalga boyu, jül seviyeleriyle alakalı işte atım hızlarını belirleyen bir sistemdir. Ben de 12 bar sistemli bir diyot kullanıyorum. Hibrit grubundan kullanıyorum. Hatta yenilediğim cihazlar arasında bende başka bir diyot daha var. Cihazımız açılırken size daha önceki eğitimde de söylemiştim hatırlıyorsanız. Ten rengi ve kıl rengi ayrımı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ülke seçimine göre de kişilerin kıl renklerini veya ten tiplerini ayırt edebiliyorsunuz. Cihazımızı açar açmaz bizim karşımıza ten renkleri çıkıyor. Kişinin yüzeysel olarak tenine baktığımızda ortalama olarak hangi ten rengi grubuna ait olduğunu belirliyoruz. Ve ardından cihazımızın diğer ayarlarını girmeye başlıyoruz. Öncelikli olarak ben beyaz tenli, işte dark brown, koyu renkli tül ayarını seçiyorum. Ve karşıma bir ekran çıkıyor. Karşıma çıkan ekranda tamamen yine kişinin kılının kalınlığına, rengine, cinsine veya daha önce işlem alıp almamasına bağlı oranlarla bir ayar giriyorum. Bu ayarları biz manuel girmiyoruz arkadaşlar. Bu cihazlarda otomatik ayarlar var. Zaten bizlere eğitimlerde verilen bir barem aralığı var. Başlangıç seviyemiz bu. En yüksek seviyemiz budur. Bunun aralığında çalışmamız lazım. Yani biz bunun ayarını kendimiz yapmıyoruz diyor ya. Bazen geliyorlar, "Aa, arkadaş yaptı, o şöyle ayarladı, bu arkadaş yaptı, bu şöyle ayarladı" diye. Böyle bir kural da yok. Dediğim gibi biz ayarlarını kendimiz yapmıyoruz. Zaten bize verilen bir seviye var. Onun dahilinde biz sizin ten renginizi, kıl tipinizi, işlem görüp görmediğinizi cihazın içine kaydediyoruz. Ve size özel bir ayar çıkıyor. Bunu bir üst segmentine yani 2 jül üstüne çekebiliriz veya 2 jül altına indirebiliriz. Onun haricinde otomatiğin dışına çıkmıyoruz. Daha önce söylemiştim, regli dönemi düzenli olan 15 yaşından itibaren herkes epilasyon yaptırabilir, hormonal dengesi yerinde olan. Beyaz ten siyah kıl ayrımı yok artık ama yine söylüyorum beyaz kıl ve çok 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 kızıl kıllarda, ince kıllarda en iyi çözüm, %100 sonuç alacağınız çözüm iğneli epilasyondur. Tatile gitmeden 15-20 gün öncesinde, tatilden döndükten de bir ay geçtikten sonra bir kat kese yaptığınızda yine işleme girebiliyorsunuz. Yani bu bronzluk kaybınız artık kafanızdan tamamen silinsin. Öncelikli olarak epilasyonlarda bir ultrason jeli kullanılır işlem yapılacak bölgeye. Neden bu jel kullanılıyor derseniz ısının ve ışığın iletkenliğini sağlamak için kullanılıyor arkadaşlar. Epilasyon yapılacak bölgeyi genelde çizerek çalışırlar ama artık uzmanlaşmış estetisyenler çok çizmez bunu. Ben çizmem hiçbir zaman. Epilasyonda diyot da 1 milime yakın kıl olması lazım. Yani tüylerinizin minimal seviyede olması lazım. 1 milimden uzun olmaması gerekiyor. Çünkü kıla enerji verip köke gönderiyoruz ve kökü pasifleştiriyoruz. İşlem yapılacak bölgeye minimal kılda olduğunu düşünürsek ve şu şekilde ultrason jelini serdiğimizi düşünürsek eğer jül seviyesi, frekans ayarları tamamen kişiye bağlı olarak ayarlanır.
Dediğim gibi bir veya iki üstüne çıkar, cihaz hazır konuma getirilir ve atışlara başlanılır. Baktığınız zaman ten başlığa tamamen oturtulur ve ütüleme, buz başlık denilen epilasyon bu şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Buz başlık diye adlandırılan şey aslında cihazın içerisindeki soğutma sistemidir. Ve başlığı teninize koyduğunuz zaman soğuk bir hissiyat verir size. Ama bu soğuk hissiyat tüm epilasyon esnası boyunca devam etmez. Neden? Bir noktadan sonra artık kişinin teni tamamen ısındığı için o soğuk hissiyatını almazlar. Bazen başlığı tutuyorlar, buz gösteriyorlar, tenin üzerine buz koyuyorlar falan. Böyle bir şey değildir. İşleme verilen kısaltma isimdir. Buz başlık, ütüleme, diyot, lazer bunların hepsi aynı şeydir ve aynı gruba girer. Baktığınız zaman başlığı tenime oturttuğumda ütüleme dediğimiz olay budur. Hızına bakın. Şöyle hızlı bir şekilde işlem yapılır. Buz dediğimiz olay tamamen başlığın ana kartındaki soğutma sistemiyle alakalı bir sistemdir. Diyot dediğimiz olay da budur. Yani öyle bir pazarlama teknolojisi olmuş ki birden fazla isim vermişler aynı şeyi pazarlıyorlar ama böyle bir şey yok. İşlem çok konforludur ve çok kısa sürer diyotlarda. Teninizin üzerinde sıcak bardak altının gezmesi gibi bir hissiyat vardır. Gördüğünüz gibi aynı noktadan birçok kez geçebilirsiniz. Hani demiştik ya komplikasyonlar oluşabilir. O komplikasyonlar ancak şöyle kaldığında oluşabilir. Bu başlığın teninizin üzerine oturması lazım. Ola ki işlem esnasında kendinizi çektiniz. Başlık sizi havadan attı. Evet, yanma riskiniz vardır koyu bölgelerde. Ama bir önceki videomda da söylediğim gibi burada olası bir yanık oluştuğunda bu tamamen geçici bir komplikasyondur. Bir noktadan sonra kitleri kendini yenilediğinde herhangi bir iz kalmayacaktır. Epilasyon seyrimiz ilk seanslarda ayda bir defadır, 30 günde bir defadır. 30 günde bir defa ilk 3 seans yapıldıktan sonra bu seyir artık tünün çıkma durumuna göre 45 gün, 50 gün gibi aralıklara tabi olur. Peki kontrol seansları dediğimiz seanslar nedir? Bunlar da kişinin dökülme evresindeki oranlarını belirlemek için yapılan, dökülme oranı azsa tekrar ara seans yapmaya yardımcı olan, tamamen kişinin epilasyondaki konforuna yardımcı olmak için yapılan seanslardır. Zorunlu değildir bunlar ama tabii ki işlemin gözlemlenmesi için öngörülen bir şeydir. Tekrar tekrar gösteriyorum. Buz başlık dediğimiz olay, ben de kendimi yıkadım gördünüz mü? Buz başlık dediğimiz olay tamamen budur arkadaşlar. Yine şöyle tutayım, belli oluyor mu bilmiyorum ama şuraya doğru tutayım bakın. Ütüleme dediğimiz olay da budur. Evet. Başlık buzlandı gördüğünüz gibi. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi epilasyon işlemi gerçekten çok hızlı, çok konforlu, seri bir şekilde devam ediyor. Hatta devam etti diyebiliriz. Ben cihaz çok fazla ses yaptığı için ara verip kapattım cihazımı. Size kapatma evresini gösteremedim. Ama gördüğünüz gibi kendi kolum üzerinde işlem yaptım ve herhangi bir yan etki oluşmadı. Tatile gitmeden 15 gün önce, bir hafta önce girebilirsiniz. Tatilden döndükten sonra bir kat keseyle 3 hafta sonra tekrar işlem yaptırabilirsiniz. Batıklarınıza çok artı bir sonuç alırsınız. Çünkü epilasyon yapılan bölgede bir noktadan sonra batıklar düzene girmiş olur ve batık problemi yaşamazsınız. Ten renginizde 2 tona kadar açılma olacaktır. Onun haricinde epilasyonla ilgili bu varsayımları lütfen bir köşeye bırakın. Tamamen şans işidir. Tamamen kişinin dokusuna, vücuduna, hormon dengesine ve hassasiyetine göre değişiklik gösterir. Evet, bir kural vardır. Kurallara uyduğunuz takdirde alabileceğiniz bir orantı var. Kurallara uymadığınız takdirde adı gibi düşünebilirsiniz. 8 seans değil de 15 seans gittiğinizi varsayalım. 20 seans gittiğimizi varsayalım. Ama öyle veya böyle 20 seans veya 8 seans hiç fark etmez. Her seansın sonucunda mutlaka tüyleriniz incelecek, pasifleşecek ve yavaş yavaş bitecekti. Diğer videomun altına gelen yorumlardan istinaden bu videoyu çekmek istedim. Buz başlık, ütüleme epilasyon, diyot, lazer epilasyon, yeni nesil lazer epilasyon, diyoda ütüleme, diyoda ütüleme epilasyon. Bunların hepsi aynı şeyler arkadaşlar. Hepsine verilen kısa ve yan isimlerdir. Bu konuyla ilgili lütfen kafanız karışmasın. Diyot sistemler bu şekildedir. Bütün diyotlar bu şekilde çalışır. Hızlı bir bar sistemi vardır. Ütüleyerek gider. Minimal bir başlığı vardır. 12 milimetrik safir başlıklardan oluşuyor. Ve işlem konforu çok 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 hızlıdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz mutlaka altına yorum yapın. Gelecek videolarda görüşürüz.